4 tane pırasamız var. Evet. 2 tane aslında, bunu 4'e böldük. 4 parça diyelim. 2 yumurtamız var. Pancar saplarımız var. Bunu marketlerimizden isteyebilirler. Özel ayırıyorlar bu pancar saplarını. Evet. Çok da lezzetlidir, lezzet katar. İstediğiniz kadar mantar koyabiliriz. Ben 7-8 tane mantar koyacağım. 4 kaşık unumuz var. Kaşarımız en son. 1 su bardağı kadar ekşi miğimiz ya da lor peynirimiz var. 1 çay bardağı kadar, yarım çay bardağı olsun. Sıvı yağımız var. Ve mahlebimiz var. Bu mahlebi ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar dövmek istiyorum. Ben şöyle de koyayım. Presalı, pancarlı, mantarlı güzel bir mücver yapıyoruz. Bildiğimiz klasik mücverden çok farklı, besin değeri yüksek. Seviyor, sağlıklı gıdı. Hemen görünce onu yemek istedim. Evet. 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 Şimdi önce pancar, ne yapıyoruz? Pancar kanazlığına da çok iyi. Ne? Çok sağlıklı. Demir yetmemezliğinde pancar değil mi? Değil mi? Aynen. Yok, sağ ol. Kansızlık çekenler. Evet. Mahlep de çok faydalı. O mahlep ağaçmış aslında. Özel bu tomurcuklarını döverek yaparlarmış. Haziran ayında olurmuş. 10 metre büyüklüğünde bir ağaçmış. Çok da sağlıklı, kuvvet verirmiş. Balla karıştırınca mahlebi. Benim çok mahlep şeyim, durumum yoktur. Aynen öyle. Mahlepsiz yapsan daha mutlu olurdu ama sen mahlep çok fazla alamazsınız mahlep kokusunu. Gelmesin. Farklı bir lezzet veriyor çünkü pırasa, mantar, bunlar pancar sapı ağırlıktadır kokuları. Güzel. Yani. Tamam. Onlar bastıracak zaten, evet. Değil mi? Evet. Tercihe kalmış. Mahlep katabilirsiniz. Ezgi gibi katmayabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi mantarın büyüklüğünü kendilerine göre ayarlayabilir. Ben hemen hızlıca gelişi güzel yapmaya çalışıyorum. İstedikleri şekilde küçültebilirler. Biz pırasalı, pancarlı yapıyoruz ya, mesela farklı neli yapabilirler hayatım? Kabağı biliyoruz zaten, konuştuk. Ya kabağı evet, normal kabak koyulabilir. Valla türlü sebzeler koyulabilir, ıspanak da konulabilir mesela buna. Mesela karnabahar da çok yakışır. Benim de karnabaharla aram yoktur. Öyle mi? Tamam işte. Bence her bayanın kendine has farklı, yemeği evet olmalıdır. Çünkü sen seversin, evdekiler de sevsin yani istersin. Yani eşine de o yemeği sunmalıdır ki başka yerde bulamazsın. O da hep desin ki benim hanımın yaptığı yemekten yok. Ay, ama o sürümün ermeyeceksin. Sevgiyle yapıyor değil mi sevgili? Sevgimizi ben katıyoruz. Ben aşkına sadece mücver yapsam yanında başka bir şey yok mu der mesela. Çünkü onu yemekten değil, onu garnitür gibi sayar. Herkesin bir beklentisi. Herhalde etçidir. Etçi, Karslı. Hayır, bizdendir. Yemek var mı diyor, yok diyorum. Yok demem de işte sebze vardır. Biz ağrılıyız. Durum o yani. Et olmayınca yemekten saymıyoruz. Hemşeriyiz, ağrılıyız biz de. Öyle mi? Evet, Kars ağrı bunlar. Şimdi Azeri, oradaki çok insan da Azeriler de sever ya eti. Evet. Biz de seviyoruz. Evet. Siz Azerisiniz değil mi? Tabii, Azeriyim. Ne kadar oldu 15 senedir Türkiye'deyim. Çağrıldım geldim, öyle sevdim kaldım. Ben çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Azerbaycan. Çok sıcakkanlı oluyorsunuz. Bir de böyle tatlı tatlı konuşuyorsunuz ya. De sanatçı onlar. Biz sanatçı zor. Onlar da var. Çok iyi. Sanat var. Değil mi? Muazzamlar. Güzel şarkı söylüyorlar şiir falan. Teşekkür aynen ederiz. Edebiyat. Edebiyat. Çok güzel gerçekten. Yani gururumuz. Aynı çok zaten farkı yok. Kültürler aynı, aynen öyle. Evet. Gidiyor musunuz sık sık? Tabii. Ay. Harika. Pırasalarımızı doğruyoruz mantarlardan doğruyoruz sonra. Evet, pırasamız gelecek, pancar saplarımız gelecek. Hı hı. Onun dışında ekşimiyi de en son ekleyeceğiz. Hı hı. Sonra hepsini birbirine un, yumurta, sıvı yağ, karabiber hı ve mahlep hepsini birbirine karıştıracağız. Burada en son çörek otu koyacağız ve fırın kabımıza koyup fırınlayacağız. Bir 10-15 dakika yeterlidir. Harika.